Yemeklerimi yaptım. Şimdi balkona geldim. Böyle bir nefes alayım. Çok güzel bir hava var dışarıda. Güneş var. Sizlerle konuşayım, sohbet edeyim arkadaşlar. Az önce de konuştum ya. Çok video çekmemi istiyorsunuz. Şükran abla işte benim ismimi söyle falan diyorsunuz. Ama ben daha YouTuber olmadım ki. YouTuber olsaydım siz benim videolarımı izleseydiniz ben şimdi YouTuber olmuştum. İzlenme sayım oranım az. Zaman dolduruyorum arkadaşlar. İnşallah YouTuber olurum da sizlerin adlarını tek tek söylerim. Niye söylemeyeyim ki? Niye söylemeyeyim? Sebep de yani ben herkese iyilik yapmaya çalışıyorum. Bak benim adımı bile ben demeden Ebru Yücel kızım söyledi. Ben demedim ona beni söyle beni tanıt diye. Beni görmüş, beğenmiş. Arkadaşlar işte izleyin. Şükran'ın dünyasını çok güzel. Sakin, böyle iyi bir insan falan diye beni methetti. Ben hiçbir şey demedim beni ona yani beni methedin diye hiçbir şey demedim Ebru Hanım kızıma. O kendisi görmüş beni. Sağ olsun gene de Allah razı olsun. Allah'ım ne muradı varsa versin inşallah. Çok seviyorum kendisini. Yıllarca onu örnek aldım. YouTube'a girmemin sebebi de odur. Şimdi bana burada çok teşekkür ederim hayatım. Buyurun, Atıp afiyet koysaydın keşke. Neyse, o da bana Nescafe yapmış. Şimdi balkonda Nescafe'mi içeceğim. Böyle. Karşılıklı oturacağız. Eşimle sohbet edeceğiz inşallah. Edebilirsek onu da çekerim. İşleri var şu anda içeride. Kendine bakması lazım. Öyle arkadaşlar. Benim videolarımı eğer YouTuber olmamı istiyorsanız izlemeniz lazım. Çünkü görüntülemem biraz az, düşük. Zamanı bekliyorum ben. Benim şu anda abone sayım doldu bile geçiyor bile fazlasıyla. Ama zaman bekliyorum. Görüntülememi eğer izlerseniz beni ben bir an evvel YouTuber olurum Allah'ın izniyle inşallah. Hepinize faydam olur. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Böyle arkadaşlar anlatayım dedim sizlerle bir balkon konuşması yapayım dedim. Hava güzel. Bakın mis mis kapı. Görüyor musunuz kapıyı? Güneş o kadar var ki. Şimdi ocakta yemeklerim var. Onlar piştiği zaman ezan yeni bitti. Gideceğim namazımı kılacağım. Allah izin verirse inşallah Allah kabul ederse tabii ki. Namazımı kıldıktan sonra yemeklerim de piştikten sonra eşim yer yani ben yemem. Sabah bayağı bir güzel bir kahvaltı yaptım gördüğünüz gibi. Onun haricinde şöyle küçük küçük pişi vardı dünden. Onu koydum eşime. Ben yemedim pişiden. Ben gördüğünüz gibi diyet yapıyorum. Aslında kilom yok ama koruyorum kilomu korumam lazım. Yürüyüş yapıyorum gördüğünüz gibi. 2 seneden beri benim yürüyüş bandım var. Yürüyüş bandına biniyorum. Orada çıkıttıktan sonra yarım saat her gün genelde düzenli olarak yarım saat yürümeye çalışıyorum. Kilomu korumak amacıyla. Öyle. Başka ne diyeyim? Yemeklerimi yaptım, rahatladım. 2 gün idare eder o yemekler bizi. Akşam kızıma gideceğim. Kızımdan da sizlere görüntü atmaya çalışacağım inşallah. Defne balımın doğum günü su var. Aile arasında bakalım kimseyi çağırmayacağım dedi. Geçen sene çok kalabalıktı. Dedim ya az önce Atabey yolunda yapmıştık diye. 2 defa söyledim. Motosikletle birine pide geldi ama kime geldi acaba? Bugün pazar ya herkes pide yiyor burada. Güneşten bakamıyorum dışarıya. Maşallah maşallah özlemişiz güneşi be. Çok soğuklar oldu. Dedim ki bu sene biz sonbaharı görmeden neredeyse kış geldi. Daha yaprak dökümü olmalı. Yapraklar dökülecek. O kadar sıcaklar olacak. Ağaçlara güneş yakması lazım ki yaprakların dökülmesi için. Bir arkadaş da ne yazmış? Benim yorumuma küçük beyinlilerin izlemesi gereken bir vlog gibilerinden unuttum yani gerisini ama iki kelime aklımda kaldı.
Ben de anlamadım ya, acaba ne demek istedi bu dedim. Ama altına da ne yazmış? Seviliyorsun, cansın falan yazmış. Ben iyi bir şey yazdı zannettim. Benim sağ olsun İstanbul'da teyzemin gelini var. O da altına ne yazmış? Küçük beyinlere izlenmesi gerekiyorsa bu vlogları, videoları lütfen, siz de küçük beyinlisiniz. Demek ki siz de izlediniz diye yazmış. Benim sonradan aklıma geldi. Böyle düşündüm. Aa dedim, ne kadar ayıp bir şey. Beni de küçük görmüş, küçük beyinli görmüş. Sizleri de küçük beyinli görmüş. Ama böyle düşündüm, taşındım. Sonra o aklıma geldi. Dedim ki ay, çok ayıp bir şey yazmış. Kim yazdıysa bilemiyorum. Yani saygısızlık yapmış. O kişiyi de yadırgıyorum burada. Benim gibi birçok vlog çeken arkadaşlar var. Benim seviyemde aynen benim yaptıklarımı yapıyorlar. Bu ne demek yani? Ben çocuklara mı hitap etmem gerekiyor? Yani o kadar şey mi konuşuyoruz burada? Çocuk gibi mi konuşuyoruz? Anlamadım ne demek istediğini. Küçük beyinlilere programınız, ha şeyiniz, vlogunuzun adını küçük beyinlilere hitap eden diye bir anlamda bir şey yazmıştı. Unuttum ya, aklıma gelmiyor ne yazdıysa. İşte o şeyde ağzını payını vermiş benim teyzemin gelini, İstanbul'da oturuyor sağ olsun. Bir okudum, 3 tane yanıt var dedi. Baktım o cevap vermiş. Bana hatta ne demek istediniz diye yazdığım zaman alemsin diye böyle gülücük işaretleri yaparak dalga geçmiş benimle. Ay çok ayıp bir şey. İnsanlarla dalga geçmek, öyle yazmak. Benim gibi birçok evinde insanlara vlog çeken, hayatını gösteren kardeşlerim, arkadaşlarım var. Hatta kızlarım yaşındalar hepsi. Ben de çok yaşlı sayılmam. Allah'a çok şükür. Yani hepinize gelmiş bu laf. Ne demek yani? Ne demek? Bu laf ne demek? Çok ayıp bir şey. Bu kişiyi kim yazdıysa oradan yadırgıyorum. Buradan, pardon, buradan yadırgıyorum. Laf yerine gider. Başka ne gelmiş yorumlardan? Düşüneyim, taşıyayım, aklıma geliyor. Ne gelmiş, ne gelmiş? Genelde hep olumlu yorumlar, sağ olsunlar, iyi insanlar, güzel yürekli insanlar benim takipçilerim. Arada yani bir çuvalın içinde bir iki tane taş oluyor. Ne yaparız biz de o taşı? Kaldırır atarız, engelleriz. İşin kolayı var. Bana yine bir iki tane geldi yani öyle kötü yorum yazanlar. Diğer vloglarda okuyorum bazı kişilerin şeylerini, cevaplarını, gelen yorumları okuyorum. Ay neler yazıyorlar, neler yazıyorlar. Yazık, günah ya, insanlar o kadar hakaret etmek. Beğenmiyorsan izleme arkadaş. Niye üye oluyorsun ki? İzleme. Seni zorla izletmiyorlar, öyle değil mi? Niye izliyorsunuz, merak ediyorsunuz? Niye merak ediyorsunuz? Demek ki sizler de yani beğenmediğiniz programları merak ediyorsunuz, izliyorsunuz. Değil mi? Beğenmezseniz izlemeyin. Ben izlemem yani, ben beğenmediğim bir videoyu izlemem. Niye izleyeyim? Niye üye olayım ki? O kadar vlog çeken kızlarımız var ama ben içlerinde en çok Ebru Yücel hanımefendiyi seviyorum. Bir tane. Bir tane, bir tane. Buradan